Korposkopi genital bölgeyi kullanmak üzere dizayn edilmiş, dokuları 6 ila 20 kat büyük özelliğe sahip bir çeşit mikroskopla yapılan incelemedir. Sinir testinde anormal hücresel değişiklik saptanan hastalarda sinirin kesin tanı vermeyişi nedeniyle ve lezyonun yerini lokalize edemeyişi nedeniyle yapılması gereken bir sonraki işlem korposkopidir. Korposkopi ile büyüterek aynı zamanda bir takım kimyasal maddelerle de ayıraç gibi kullanarak dayım ağzını incelediğimizde olası biyopsi alınması için uygun yerleri tespit etme ve doğru yerden biyopsi almak mümkün olmaktadır. Sonuçta kesin tanı her dokuda, her organda dokudan alınan biyopsi iletir. Biz buna histopatolojik teknik diyoruz. Burada raporlama dili eğer dayım ağzında bir problem çıkarsa biyopsi sonucunda CIM1, CIM2, CIM3 ya da İNSTU serviks kanseri şeklinde gelecektir ki burada da olayın derinliğini, lezyonun büyüklüğünü ifade eden tanımlar ve terimlerdir. Biz bunlara göre kesin tanı olarak kabul edip tedavinin bir sonraki aşamasını planlayacaktır.